Günaydın efendim. Hepinize günaydın. Sizlere de günaydın. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sabah stüdyoda enerji şerbeti verdik. Herkes aldı. Gördüğünüz gibi alkışlar müthiş. Bizi coşturuyor. Evet, bugün de çok güzel bir programımız var. Dolu dolu. Ama önce üzücü bir haberi paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Aydın vefat etmiş. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Taş devri diyetiyle hakikaten hepimizin dünyasında, görüşünde çok önemli aşamalar kaydettirdi hepimize. Çok özel bilgiler öğrendik kendisinden. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sabah efendim gelirken metrobüste inanılmaz bir kaza vardı. Ve sonradan öğrendik ki galiba boşmuş metrobüs ve kimse yaralanmamış. Allah'tan hepimizi korumuş çünkü inanılmaz üzücü bir kaza vardı. Yol tıkanmıştı. İşte böyle günlük haberlerimiz var ama biz sağlığımızı konuşmaya devam ediyoruz. Gelin bakalım programda neler var. Doktor Aytuğ'da bugün uzak doğudan dünyaya yayılan alternatif tıp tekniği akupunktürden, modern hayatta yaşamımıza giren panik atağı, gelişen teknolojiyle birçok diş problemine çözüm olan estetik diş hekimliğinden, gözaltı peelingine kadar pek çok önemli konu uzman konuklar eşliğinde mercek altına alınıyor. Vücudumuzda bulunan akupunktür noktaları nelerdir? Akupunkturla hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Akupunktur sayesinde bağımlılıklardan kurtulabilir miyiz? Göğüs ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Nusret Ziyal, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Gözaltı morlukları nasıl oluşur? Gözaltı morluklarına sebep olan faktörler nelerdir? Gözaltı morluğu tedavisinde hangi teknikler uygulanır? Uzman estetisyen Alev Ayvaz, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Panik atak olduğumuzu nasıl anlarız? Panik atağın belirtileri nelerdir? Hastalar atak sırasında neler yaşarlar? Psikiyatrist ve psikoterapist yardımcı doçent doktor Rıdvan Üney, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Teknolojik yeniliklerle çözüm yelpazesi genişleyen estetik diş hekimliğinde son gelişmeler nelerdir? Diş estetiğinde kullanılan materyaller nelerdir? Gülüş tasarımında planlama nasıl yapılır? Diş hekimi Müfit Kursoğlu, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Az sonra. Evet efendim, tekrar günaydın diyoruz ve akupunkturu konuşacağız. Bize soracak sorularınız varsa 0212 331 66 24 ve 25, 0212 331 66 51 ve 52 numaralardan sorabilirsiniz. E-mail ile sorularınızı da doktoraytu@tv360.com.tr'ye gönderebilirsiniz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Göğüs ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Nusret Ziyal. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Nusret Hoca hakikaten çok önemli bir şahsiyet. Akupunktur ve Türkiye çapında. Neden? Çünkü ben kendi adıma akupunktur ben onunla tanıdım. Ben sizin varlığınızla, sizin isminizle tanıdım. Kaç senedir yapıyorsunuz hocam? 42. 42 senedir. Maşallah 42 senedir Türkiye'de bunu yapıyor. Hemen şuradan kitabını da göstereyim. Akupunktur Sevdalısı diye Nusret Ziyal kitabı elimizde. Gerçekten akupunktur sizin için bir sevda olmuş. Peki nasıl başladı bu? Efendim bu öyle bir Allah vergisi bir şey diyeceğim, bir kısmet. Japonya'ya gidip bunu öğrenmek. Benim hastanem var o zaman, muayenehanem var, işim var. Ama öyle bir içimden geldi gittim ve Japonya'da bunu öğrendim hakikaten. Oradan Çin'e geçtim, Çin'de öğrendim falan filan. Ondan sonra bütün dünyada. Neden? Akupunktura ilk günden aşık oldum. Sebebi de şu. Şimdi doktor beyefendi siz gayet iyi biliyorsunuz. Dünyada insan yaratılışından beri pek çok tedavi şey var, vasıtası var. Sular var, güneşler var, hareketler var, fizik var, şu var, bu var, var, ilaç var, kökler var, otlar var. Ama bir de akupunktur var. Dünya Birliği'nin araştırmasında akupunktürü zirveye koymuşlar birinci sırada. Tedavi vasıtalarının başında. Neden? 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 Çok önemli. Çünkü 7000 senedir hiç değişmeden kalmış. İlavesi, noksanı yok bir. İkincisi, yan etkisi yok. Dünyada hiçbir tedavinin bundan başka yan etkisi olmayan tedavi yoktur. Yok, evet. Neyi verseniz dozunu biraz kaçırdığınız evet, zaman zehire tamam. Döner. Bunda yok. Üçüncüsü çok önemli bir şey. Geri dönüşü yok. Astım %100 iyi olur.
Ömür boyu bir daha da astım olmaz. Pnömoni olur, bilmem ne olur, astım olamaz. Migren geçer, bir daha migren olmaz. Bir daha var. Migren eğer bir hanımefendide migreni geçirdikse, hamile kalır, çocuğu olursa artık o migren veya astım olmaz. Çünkü normalde migrenlerin ya astımlı ya migrenli %25-%30 arasında çocuğu olacaktır. Genetik. Ama akupunkturla tedaviden sonra bu da olmuyor. Bu ne demek? Genleri düzeltiyor. Omni Müessesesi Almanya'da bunu çok iyi tespit etti. Geni de düzeltiyor. Onun için akupunktur muhteşem. Aslında galiba sistem bir hastalığı tedavi etmeye değil, genel bir iyilik haline insanı götürüyor. Çok güzel. Hastalık değil. Hastalığı yapan yin ve yang dengesi var. O dengeyi düzeltiyoruz. O denge düzelince altındaki hastalıklar, migren de geçiyor, astım da geçiyor. Ama astım %100 geçiyor da, bilmem MS hastası %15 geçiyor. Miyopati hastası %20 geçiyor. Yani fark var. Ama 200 hastalıkta başarılı, hakikaten netice alıyoruz. Evet, yani bir, hakikaten naçizane ben de her program onu söylüyorum. Eğer bir tedavi bu kadar uzun süreli 7000 senedir dayanıyorsa, o zaman demek ki bu doğru. Yoksa insanlar bir kenara fırlatıp atarlardı. İki, yan etkisi yok. Yani bugüne kadar akupunkturdan yan etki görmüş birisi yok. Üçüncüsü de genel iyilik halini. Yani insanda bir şey değil, birçok şeyi aynı anda düzeltip birini yaparken diğerlerini de düzelten bir sistem. Tabii 7 hastalığı birden tedavi ediyor. Galiba bir de özelliği şu, iyi kötü değil, dengeyi sağlamaya yönelik bir tedavi değil mi bu? Bravo, dengeyi sağlıyor hakikaten. Ve işte pek çok şey yapıyor, kanser hariç. Bizim şu anda kullanmadığımız hastalık hemen hemen yok. Ancak vücutta 1000 tane nokta var akupunktür için. 1000 tane nokta var. Ama biz şu anda 400'ünü biliyoruz. Daha gerisini nereye yarıyor bilmiyoruz. Şu nokta baş ağrısını geçiriyor. Şu elimizin kenarındaki nokta. Şu nokta baş ağrısını geçirir. Ve diğer 20 hastalıkta da yardımcıdır bu nokta. Bu nokta göğüs hastalıklarında yardımcıdır. Bu nokta kalp hastalıklarında mesela. Şu nokta alerjinin noktasıdır falan. Şimdi biz bu noktaları bulmak için çok kıymetli bir şey var, bir alet var, dedektör. Yani altın arayan dedektör falan var ya, onun gibi bu da nokta arıyor. Ben çok merak ettim, bunu nasıl çalışıyor? Ama şimdi göreceğiz. Ama bununla ben aynı zamanda kulaktan organları buluyorum. Kulakta kalp var, ciğer var, karaciğer var, böbrek var, tiroid var, boyun kemikleri var, her şey var. İşte bununla onu bulduktan sonra onun hasta olup olmadığını bulup onun tahlilini yaptırıp diyelim ki şeker şüphesi aldım. Şeker tahlili yaptıracağım. Boyun kemiğinde artroz şüphesi aldım. Onun filmini çektireceğim. Ondan sonra onun tedavisine geçeceğim. Bu çok güzel bir şey. Hasta gelip de böyle bana hastalığım şudur demesine gerek yok. Yani onun bir şey söylemesine gerek yok. Kulak kepçesinde mi bu? Kulak kepçesinde hepsinin bütün, noktaları var. Bütün organlar. Bütün organ noktaları var. Bir bakalım o zaman bu sistem. Şimdi mesela, ben kendimi feda ettim sizler için. Dedi ki hoca birisine bakalım dedi. Ben de bana bakın ama dedi söylerim dedi televizyonda ne var ne yok. Dedim söyleyin ne yapalım bizim gizlimiz saklımız yok dedim. Buyurun ben şöyle yanaşayım. Tutar mısınız? Bunda tutuyor. Bir şey yok merak etmeyin. Öyle insan bir tuhaf oluyor eline elektrikli bir şey verince birdenbire. Elektrik değil hiç alakası. Tabii hayır ben yani öyle görüyorum. Şu elinizi rica edeyim. Tabii. Şimdi buradan bakacağız. Bakın şöyle gelirken sesler yok gibi. Burada ses değişti. İşte bu o nokta o nokta, hok noktası. Yani baş ağrısı mı? Ne hocam? Baş ağrısında da kullanıyoruz. Ben noktayı buluyorum şimdi. Peki. Şu nokta çok önemli. Şimdi size söyleyeceğim biraz sonra. Ben kalkacağım mecburen. Tabii buyurun. Buradan başınıza. Efendim bu başta enteresan bütün organlar burada da var. Her taraf tık tık ediyor hocam. O tık tık ediyor ama tık tıkın farkı var. Şimdi kulağınızdan organlara bakıyorum. Peki şöyle döneyim biraz müsaade ederseniz de görsünler.
sizin hafif bir alerjiniz var bazı havalara karşı. Mesela lodos havada siz rahatsız oluyorsunuz. Evet, alerjim hafif de değil. Bayağı da alerjim var. Bakın var mı demiyorum. Evet, var diyorsunuz. Var. Evet. Bu, direkt tespit. Tespit. Buradan geçiyoruz, bazı şeylere bakıyoruz. Aa, siz 3-5 yaşlar arasında bir merdivende yuvarlanmışsınız. Ve şu anda boynunuzun şu kemiğinde bir arıza var hafif. Yani onu hatırlamıyorum ama boynumda bir ağrı var. Oldu, o ondan olmuş. Evet. Değil mi? O da tamam. Sonra maşallah mesela böbrek fonksiyonlarınız falan iyi. Mesela cinsel fonksiyonlarınız iyi. Onda bir şey yok ama. Neyse orayı atlattık. Ama sizin soyunuzda şeker hastası var. Var. Babam şeker hastasıydı. Bakın siz de şeker taşıyorsunuz. Ama şu anda onun yüklemesini yaptırıp tiroid testi yaptırıp baktırmak tolerans lazım. Testi baktırmak lazım. Çünkü normal oluyor fakat yüklendiği zaman ortaya çıkıyor. Düşük oluyor. Sizde şu anda düşük. Zaman zaman 3 saat sonra yemekten böyle bir şey canınız istiyor adeta. Efendim bu var. Maşallah kalbiniz sağlam, ciğeriniz sağlam. Ama şu anda bayağı bir stres altındasınız. Hocam canlı yayındayız, daha ne olacak? Evet, doğru. İştahınız bayağı açık. Ruhsal dengeniz... ya onları açık etmeyelim. Çok iyi ama... evet. Tiroidiniz size yetmiyor. Biraz noksan kalıyor. Tiroid hasta desteği değil, lazım. Hasta değil, noksan. Değil mi? Peki, o ona da baktıracağım. O zaman bir şeker, bir tiroid baktıracağım. Bravo. Zaten o ikisi beraber. Burada çok şeye dokunmayacağım, korkmayın. Evet. Sizin şu şuranız da arasına yoruyor sizi. Sırt ağrısı fena, bizim ailede var hocam. Şimdi yeter artık. Yeter, bu kadar tespit yeter, her şeyimizi ortaya döktünüz. Çok teşekkür ederiz, buyurun. Size alayım böyle. Evet, şimdi peki bu alet yani... nasıl buluyor? Peki onu soracağım şimdi. Bir elime bir şey verdiniz, bir de kulağıma bir şey tutuyorsunuz. Bu tık tıklardan bir de bir şey anlıyorsunuz. Efendim, bedende manyetik ve elektrik güçler var. Gizli enerji dediğimiz bu güçlerin, biz buradan o manyetik güçlerin verisini alıyoruz. Bu biraz karışık ama son zamanlarda Amerika'da, Rusya'da ve Çin'de bunun araştırmasını yaparken acayip şeyler çıktı ortaya. Yani insanda şuraya iğneyi batırdığımız zaman bu beyne gidiyor ya, bu nasıl gidiyor? Sinirle gidiyor, damarla gidiyor falan gidiyor ama şimdi artık diyorlar ki hayır, bunlar manyetik bir akımla gidiyor. Yani damarımızın, sinirimizin dışında dolaşan başka bir sistem var tamam. Vücudumuzda diyorlar. Yani Richard Gebert kitabını açık açık yazmış. Bu ilahi bir güçtür. Enteresan. Çok enteresan. Yani tabii bizim, ben hep söylüyorum. Hani biz müsbet bilimle uğraşıyoruz, tıp yapıyoruz ama karanlıkta olan o kadar çok şey var ki, o kadar çok bilmediğimiz şey var ki. Şimdi bakın üstadım, Allah korusun bir bacak kemiği kırıldı. Kırılınca böyle kemik, damar, sinir birbirine karışıyor mu? Karışıyor. Düşünün. Evet. Ne yapıyor doktor? Hiçbir şey. Sarıyor onu buraya. Bir araya getirip bırakıyoruz. Bırak. Allah'a emanet ediyoruz. 40 gün sonra bir de ne görüyoruz? Damar damara kaynamış. Evet. Sinir sinire kaynamış. Kemik kemiğe kaynamış. O onu buluyor. Bunlar öyle kolay anlaşılır şeyler değil. Peki hocam hemen şunu konuşalım o zaman. Tedavi. Tedavide bizim bildiğimiz akupunktur hep eski yıllarda da iğneler batırılırdı. Akupunktur buydu. Şimdi çeşit çeşit şeyler çıktı. Yani iğne var, elektrikli iğne var. Hatta aletler var, kulağa tutulan, işte internette bile satılıyor. Böyle tık 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 bir şey, o aynı şeyler. Yani nedir? Akupunktürün esası bir basınç hiçbir mı? Noktanın uyarısı. Noktanın uyarısı. Neyle olursa olsun. Neyle olursa olsun. Noktayı uyarın yeter. Hatta parmakla bile baş ağrısında. Böyle başı ağrıyan böyle şurasını tuttuğu zaman efendim ve buradan şey eder yani baş ağrısı geçebilir. Bu nokta ağrı noktası. Hocam orada hiç inmeyen bir el var, bir soru var. Evet efendim, buyurun hemen. İyi günler, hoş geldiniz hocam. Benim merak ettiğim bu akupunktur iğnelerinde acı duyuluyor mu? Hayır efendim, noktaya batırırsanız vücutta acı duyulmaz. Ancak kulakta biraz acı duyulur ama rahatsız eden bir şey değil ama merak etmeyin.
Bebeklere, çocuklara da yapıyoruz. Acı duymaması için. Şimdi doktor beyin dediği gibi lazer ışıkları var. Işık veriyoruz. Işık ışın değil. Zararsız ışık. Yani şu ışığın konsantresini iğne yerine giriyor. O kadar. Ve iğnelik yapıyor. Onun için akupunktürün böyle ilacısı falan başka bir şeyi yoktur. Peki hemen arkada bir soru daha var, onu da alalım. Günler hocam, ben de uzun yıllardır sigara kullanıyorum. Bırakmak istedim ama bırakamadım. Bu akupunktür tedavisiyle, yöntemiyle bırakabilir akupunktür, miyim acaba? Akupunktür alışkanlıkların hepsinde çok mükemmel bir vasıtadır. Hatta tırnak alışkanlığına kadar, kokain alışkanlığına kadar akupunktürle düzeltilebilir. Ama sigara da çok başarılı ama bir şartla. Sigarayı zorla gelmeyecek hasta. Kendi isteyerek gelecek. Yani birileri kolundan tutup sürüklemeyecek. Yani babası istemiş de gelmiş. O olmuyor. Ama siz isterseniz 3 seansta çok değil. Sigara akupunktürle unutuluyor. Hakikaten bırakılıyor. Şimdi bunun gibi kilo yeme alışkanlıkları. Değil mi? Kilolar. Ben kilo tedavisinde de çok başarılıyım. Efendim, hakikaten yani ben değil, akupunktür başarılı. Ben onun çırağıyım, şeysiyim, kullananıyım. Şimdi ben ne yapıyorum? Genelde arkadaşlardan birçoğu, bazı beni şey etmediğim, tasvip etmediğimiz bir tarzda ne yapıyorlar? Kilo vermeye yönelik tedavi yapıyorlar ve hakikaten hasta kilo veriyor. İşte periz yapıyor, yürüyor, koşuyor, bilmem ne yapıyor, yemiyor, içmiyor, kiloyu veriyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra tekrar kilo alıyor. Neden? Çünkü kiloyu alan sebebi bulmadı. Onu tedavi etmedi. Ben öyle yapmıyorum. Kilolu hasta geldiği zaman araştırıyorum. Ya şekeri vardır, ya tiroidi vardır, ya beyinde apestat merkezi saldırıdadır veya mide bağırsak bozukluğu vardır. Kiloyu ondan alır. Ben onu tedavi ediyorum. Şekerini düzeltince hasta kilo vermeye başlıyor. İnanılmaz şekilde hem böyle birdenbire. Aslında sizinki biraz bu şimdiki obezite cerrahisi gibi. Yani altında yatan nedenler ortadan kalkınca obezite de kendiliğinden çözülebiliyor. Ömür boyu tabii çözülüyor. Bir de Türkiye'de bir şey daha var. Yemesini bilmiyoruz. Çiğnemeyi bilmiyoruz. İnsanın ağzına aldığı bir madde eğer 20'den aşağı çiğnenirse o yutulduğu zaman yağ olur. İnsanın aldığı bir madde 20'den sonra çiğnenirse 30'a yakın o yutulan madde enerji olur. İşte bu çiğnemeyi öğrenmek suretiyle hiç kimseye muhtaç olmadan kilo vermek mümkündür. Biz tabii günlük hayatımızda bırakın 20 çiğnemeyi, sandviçi bütünüyle yutuyoruz neredeyse ki bir şeye yetişelim. Hep bir şeye yetişiyoruz hocam. Bilhassa ülkemizde çok salgın bu. Okullardan, işte iş hayatından falan. Ama herhalde bir İngiliz'e evet, bunu yaptıramaz. Doğru söylüyorsun. Peki akupunktürün geleceğini nerede görüyorsunuz? Yani bir sürü dediğim ya sistemler şunlar bunlar çıktı. Nereye? Bir de bu yeni yani görüşler artık biraz hakim olmaya başladı. Yani yeni bir elektromanyetik alan şudur budur. Bunlar çözülecek mi? Dünyada şu anda akupunktür gene zirvede. Amerika'da hatta şöyle bir, bana bir hasta geldi, o anlattı. Biz dedi her ay hiçbir şeyimiz olmasa da gidiyoruz. Toparlanıyoruz dedi. Her şeyimiz toparlanıyor. Zihni mesela unutkanlıklar. Akupunktürle iyi geçiyor. Eskiden kaplıcaya giderlerdi. Onun gibi bir şey yani. Bir iyileşme tedavisi. Her ay gidiyoruz. Bir seans alıyoruz falan dedi. Amerika böyle. Rusya çok ileride. Almanya çok çok. Biliyorsunuz zaten Almanya'da doktor olmaya gerek yok. Hayır pratikleri de yapıyorlar. Onun için böyle her yer, dünyanın her yerinde böyle. Türkiye hariç. Ama Türkiye'de de bence sizin başlattığınız bu çığır gerçekten gidiyor. Ama efendim ben anlatıyorum, anlaşılıyor ama doktorlar anlamıyor. Şimdi 3 gün evvel bir hasta telefon etti. Benim randevular biraz zor, ben şey oluyor filan. 40 gün beklemiş kızcağız. Randevu almış. Astımı var. Telefon etti. Ben gelmeyeceğim dedi. İptal ediyorum. Sekreter hanım sormuş. Neden acaba?
Demiş ki doktoruma telefon ettim. Hayır, akupunktura gitme, daha kötü gelir dedi. Bunu anlatamıyorum dedi. Doktor bey, yani ben çok enteresan. Hüseyin yani. Hocam, bence akupunkturun dediğiniz gibi şeceresi 7000 yıllık. Dolayısıyla sizin bizim söyleyeceğimiz bir söz yok. Doktor Hüseyin'e çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Gözaltı morlukları nasıl oluşur? Gözaltı morluklarına sebep olan faktörler nelerdir? Gözaltı morluğu tedavisinde hangi teknikler uygulanır? Uzman estetisyen Alev Ayvaz, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, tekrar beraberiz. Konumuz gözaltı morlukları. Ben araya bir konu daha sıkıştıracağım. Selülit, çünkü hazırlıklar başladı. Hafiften hafiften bahar gelmeye başladı. Onun için bu konuda sorularınız varsa 0212 331 66 24 ve 25 0212 331 66 51 ve 52 numaralardan bize telefonla ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu@tv360.com.tr'den bize e-mail gönderebilirsiniz. Konuğumuz uzman estetisyen Alev Ayvaz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Bakıyorum, göz altlarınıza bakıyorum şöyle dikkatle. Peki. Ben çünkü hep şeye inanıyorum, hani kişinin işi kendinden de. Hakikaten sizin göz altlarda hiçbir şey yok. Ben konu modeli mankeni olarak çıkabilirim gördüğünüz gibi. Ailesel olarak biz bu torbaları, morlukları taşıyoruz. Hmm. Hele ki uykusuz olduğumuz zamanlarda bütün ailede, benim kızımda da var, küçük kızımda da var, işte babamda vardı, hepimizde var. Hmm. Ne yapacağız bunlar için? Bunlar için evde yapılabilecek pratik çözüm yolları da var. Peki neden oluyor o zaman? Her şeyden önce onu soralım. Yani ne yapacağız derken, hani günlük hayatımızda ne yapalım ki bunlar olmasın? Amuda mı kalkalım mesela? Yok, öyle bir şey istemiyoruz ama düzenli uyku istiyoruz. Yani hafta sonları dahil olmak üzere uykunun işte belli saatte uyuyup belli saatte uyanmak gibi. Onun haricinde beslenme alışkanlıkları çok etkiliyor. Bolca C vitamini tüketmek büyük fayda sağlıyor. Çünkü antioksidan olduğu için göz altındaki kılcal damarları kuvvetlendirip güçlendiriyor. Bu sebepten dolayı da gözaltı morluğu kısmen daha azalıyor. C vitamini tüketmek ya da biz mesela normal şartlar altında yaptığımız tedaviler arasında da C vitamini peelingleri uyguluyoruz. Göz çevresi normalinde çok ince bir deriye sahip. O yüzden daha önceki zamanlarda hep göz altından kaçınıyorduk. Ama şu anda göz altı için uygulanabilen çok doğru, çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz yöntemler, bakım yöntemleri mevcut. Dediğiniz gibi bazı ciltler çok şeffaf. Yani aslında bir torbalanma daha yok, ince doku. Yaş genç ama o kadar ince ki cildi, oradaki evet. Damarlanma tabakası dışarıdan olduğu gibi mosmor gözüküyor. Onlar doğru. Ne yapabilirler? Tabii ince ciltlere ya da çok ince bir dokuya yapılabilecek çok fazla bir şey yok ama gözaltı normal şartlar altında sabah uyandığımızda ılık bir su yerine soğuk bir suyla yıkamak yüzü biraz fayda sağlar. Buz kompresi direkt olarak değil ama yani araya bir uygulama iyi soğuk geliyor. Uygulama iyi gelir ince ciltler için söylüyoruz. Çünkü gözaltı dokusu zaten normal şartlar altında yüz dokusundan ve vücut dokusundan daha ince bir doku. Bir de ekstra bir incelik söz konusuysa, çünkü hakikaten bazen çok şeffafa yakın ciltlerle karşılaşıyoruz. Damarlı doku çok yüzeyde oluyor ya da kişi soğuktan üşümüş kadar kıpkırmızı oluyor. Ya da işte dış görsel anlamda söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan kıpkırmızı bir görüntüyle insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Bunun sebebi çoğu zaman tabii ki bir takım faktörler de etkiliyor ama kişinin genetiğiyle alakalı ve cildinin genel yapısıyla alakalı. Evet. Peki dediniz ki eskiden biz göz altından kaçınıyorduk. Tabii. Ama şimdi artık bir takım uygulamalarında doğru. Neler var şimdi? Yani ne değişti? Eskiden yapamıyordunuz da şimdi niye yapabiliyorsunuz şimdi, bir takım uygulamaları? Tabii çok hızlı değişiyor her şey ve hakikaten iyi de oluyor. Biz de bu anlamda bunlardan
fazlasıyla yararlanıyoruz. Neler yapabiliyoruz? Eskiden göz altından ciddi ölçüde kaçınılıyordu. Bakımlarda bile, bakım esnasında bile sadece gözaltı kremleri kullanılabiliyordu. Hanımlar çok iyi bilir. Şu anda gözaltı için yapılabilecek birçok yöntem var. Bunların başında gözaltı morluğu için öncelikle C vitamini peelingler uyguluyoruz. Oldukça da etkin sonuçlar elde ediyoruz. Onun haricinde bir takım eğer çizgi problemi, torbalanma problemi varsa dermaroller dediğimiz silindir şeklinde üstünde çok minik ve kılcal iğneleri bulunan özel bir aparatla gözaltı bölgesinde kanallar açarak oradaki dolaşımı hızlandırıyoruz ve bu da gözaltını drene ettiği için oldukça iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Bunun dışında lazer tedavileri mevcut. Doktor hanım tarafından yapılan, hekimler tarafından yapılan. Aslında birçok yöntem var. Peki yöntemleri konuşmaya devam edelim ama galiba beyefendinin bir sorunu var. Bakıyorum gözaltıları da fena değil. Merhaba. Benim sorum göz altındaki morluklar yaşımızla mı alakalıdır yoksa sonradan oluşan bir şey midir? Direkt olarak yaşla alakası yok ama tabii ki yaşta buna paralel olarak biraz olumsuz bir etkiye yol açıyor ne yazık ki. Fakat direkt olarak yaşın bir etkisi yok. Görüyoruz çok genç hanımlar, çok genç beyler de görüyoruz gözaltı morluğu ya da göz altındaki ödem şikayetiyle gelen. O yüzden direkt olarak yaşa bağlamıyoruz ama yaşta ne yazık ki olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Ama düzenli hayat çok önemli çok diyor. Çok önemli, çok doğru. Alkol tüketmemek, sigara içmemek. Evet, hemen bir soru daha var önde, onu da alalım. Hayırlı yayınlar. Benim de bir sorum olacak. Benim gözaltı morluklarım aşırı derecede fazla oluyor ara ara. Ben bunları evde gidermek için ne gibi işlemler yapabilirim? Biraz daha azalması için neler yapmam gerekiyor? Ara ara mı oluyor? Belli dönemler mesela uykusuz kaldığınızda, uyumadığınızda, yorgun olduğunuzda. Tabii ki daha çoğunlukla daha uykusuz kaldığınız zaman. Şimdi bakın zaman. Şöyle yapıyorsunuz, salatalığı alıyorsunuz. Ortadan kesiyorsunuz. Birer yuvarlak dilim şaka yapıyorum. Bunu aslında hep, olabilir. Hani, yani hayır, onları... Hep dergilerde, filmlerde ne zaman bir böyle bir şey görsek bir kadının gözüne iki tane salatalık koyarlar. Al sana şey. Yani hep gözümüzde o görüntü vardır ya. Onun doğru. için bu doğru mu? Yani gerçekten salatalık bunu yapar mı yani? Yani biz çok fazlasıyla böyle hani ne varsa doğada var mantığıyla aslında çok da doğru. Biz de mesela dikkat ediyoruz ona. Fazlaca dikkat ediyoruz. Her şeyin daha doğala yakın olmasına. Fakat yani direkt olarak problemle de çok alakalı. Yani sadece salatalık bir morluğu giderir mi? Tabii ki kısmen sonuç alsanız da büyük ölçüde mutsuzluk ya da işte sonuç alamadığınız için doğru orantılı olarak bir memnuniyetsizlik oluşur. Ne yapılabilir? Hanımefendi dedi ki bazen oluyor yani dönem dönem oluyor dedi. Muhtemelen genetik bir faktör yok burada. Gözaltı da ince değil çünkü sürekli böyle bir problemi yok hanımefendinin. Evde yapabileceğiniz çok pratik çözümler var elbette. Biraz önce aslında anlatıyordum yarım kaldı. Mesela buz kompresini, buzu. Direkt olarak uygulamak yerine direkt uygulamayın. Buz yanığı da olabiliyor ya da doku kızarabiliyor. Zaten gözaltı oldukça hassas bir bölge. Buzu direkt olarak değil de böyle araya bir incecik bir havlu kağıt ya da daha böyle tülbent tarzında ince bir şeyle araya bir kalkan oluşturarak buz kompresi yapabilirsiniz. Onun haricinde yeşil çay çok iyi gelir. K vitamini besinler tüketmeye dikkat edin. C vitamini besinler tüketmeye dikkat edin. Bunların hepsi olumlu etki sağlayacaktır. Brokoli mesela benim ilk aklıma gelen. Sever misiniz brokoliyi? Evet. Mesela fazla brokoli tüketebilirsiniz. Bir yiyecek değil ama tabii ki eğer faydası olacaksa seve seve yerim. Evet. Faydasını göreceksinizdir. İnşallah. Tabii bir kere de değil. Yani düzenli bir şekilde artık böyle haftanın bir günü, iki günü besinleri tüketerek K vitamini, C vitamini kısmen sonuç alacaksınızdır. Çünkü tek bir şey %100 sonucu ulaştırmıyor hiçbirimize. O yüzden hem içeriden beslemek hem dışarıdan bir takım takviyelerde bulunmak işte ancak o zaman daha memnun kalırsınız. Evet yani biraz aslında evde üstüne uygulamaktan çok yediğimiz içtiğimizle, düzenli uykumuzla, işte kötü alışkanlıklarımızın olmamasıyla bütün bunlarla çok alakası var gibi doğru, duruyor galiba. Çok doğru. Bir şeyi soracağım size bu tedavide sonra. Bu dermabrazyon diye mesela iğnelerle küçük küçük ucu iğneli rollerlarla dermarollerlarla burada böyle bir silindir gezdiriyorlar ve o iğneler küçük küçük burada
cilde girip çıkıyor. Evet. Ne yapıyor? Yani ciltte ne oluyor? Delikler açıyorsunuz. Ne oluyor delikler açınca? Çok minimal oranda, yani gözle görülemeyecek kadar minimal oranda. Çok kılcal, zaten çok incecik bir iğne o. İğne olduğunu bile fark etmezsiniz. Uygulamaya başladığınızda bir şeyler hissedersiniz. O ne yapıyor? Tabii oradaki dolaşımı hızlandırdığı için, o bölgedeki dolaşımı hızlandırdığı için özellikle ödem problemi olan insanlarda daha fazlaca sonuç alıyoruz. Tabii drene ediyor o bölgeyi, yani kan dolaşımını hızlandırıyor. Ha, oradaki ödemin çözülmesini, yani şişliğin inmesini sağlıyor. Evet, bir de Aytuğ Bey çok önemli bir şey daha var. Biz bu kanalları açtıktan sonra growth faktör dediğimiz büyüme faktörleriyle ya da hyaluronik asit dediğimiz işte göz altını daha aydınlatacak olan bir takım etkenlerle de destek veriyoruz. O zaman daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yani sadece rolleri uygulayıp bakımı sona erdirmiyoruz. Beraberinde roller'ı destekleyen hyaluronik asit gibi, büyüme faktörleri gibi bir takım kokteyller de uyguluyoruz. Yani artık göz altındaki bu morluklara, şişliklere oldukça büyük oranda çare var artık diyorsunuz. Artık var, evet. Peki selülite var mı? Selülite de var. Gerçekten mi? Çünkü ben kendimi bildim bileli, yani çocukluğumdan bu yana hani ben, babam da doktordu, hep böyle işte biz tıbbın içinde büyüdük. Ama selülit hep çözülmeyen problem olarak benim aklıma kazınmış. Selülite ne oluyor? Ne oluyor selülitte? Nedir selülit? Çünkü yani zayıfta da oluyor. Tabii zayıfta da oluyor, çok doğru. Aslında selülit tamamen dokunun altındaki bağlarla alakalı. Yani bunun o yüzden çok direkt olarak kiloyla alakası yok. Bu bağlar işte egzersiz yapmadığımızda ya da spor yapmadığımızda, düzensiz beslendiğimizde, yine bu yani gözaltı için konuştuğumuz bir takım şeyler burada da geçerli. İşte düzensiz uyku, hareketsizlik, onun dışında yedik beslenme alışkanlıklarımız, yediklerimiz. Bunların hepsi selülite oluşturmada ilk akla gelen faktörler. Fakat selülit neden oluşur? Daha çok bayanlarda oluşuyor. Bu tamamen hormonlarla da alakalı biraz. Östrojen de miydi? Evet, hormonlarla da alakalı. Bir de yağ hücreleri hanımlarda dikine olduğu için dokunun en üst katmanında selülit görüntüsünü daha çabuk oluşturuyor. Beylerde daha yassı. Bu sebepten dolayı beylerde selülit görmüyoruz. Daha kaslı bir vücutları oluyor üstelik bize nazaran. Bunun tabii bağlarla da alakası var. Yani aslında şöyle anlaşılır bir şekilde odacıklar var dokunun altında ve bu odacıkları ayıran ince uzun bağlar var. Bu bağlar esnekliğini kaybettiğinde dokuyu aşağı doğru çekiyor ve işte o pürüzlü görüntüyü görüyoruz. Bayağı sıkınca, hani tam derler ya portakal kabuğu gibi. Evet, yani doğru. Şöyle elinizin arasında bir sıkıştırırsanız tam portakal kabuğu görüntüsü oluyor. Ben inanın bergamot gördünüz mü hiç? Gördüm tabii. Bergamotun hani ben meyvesini ilk kez gördüm hayatımda. Çok yakın bir zamanda ilk kez gördüm. Bazen öyle bacaklar çok bile geliyor biliyor böyle, musunuz? Bravo, evet, böyle çok inanılmaz. Artık böyle selülit den kaynaklanan ağrılarla gelen danışanlar bile oluyor. Ağrı da mı yapıyor yani? Sinir uçlarına yağ hücreleri baskı yaptığı için ağrılı selülitler de oluyor. Evet. Peki sorumuz var. Hemen alalım. Buyurun. Benim sorum selülitlerimiz var tabii ki. O her kadında var mutlaka. Nasıl evde kendimiz baş edebiliriz? Evet, gördüğünüz gibi kimse size gelmek istemiyor. Evet, biz evde bu işi çözelim, bize söyleyin sırrını, bu iş bitsin diyorlar. Tamam, peki söyleyelim memnuniyetle. Şimdi evde ne yapılabilir? Evde, yani ben işin açıkçası birçok güzellik uzmanını dinliyorsunuzdur. Onu da karıştırın, bunu da sürün, bunu da yapın. Tabii ki arada çok faydalı bilgiler var ama ben bunların hepsinin bir gramajı olduğunu, bir etken bir araya geldiğinde bazen birbirini bozabiliyor. Ya da hemen tüketmek gerekiyor. Yani direkt olarak böyle hani yemek hazırlar gibi ya da bir tatlı hazırlar gibi verilen tarifleri ben inanın hiç sevmiyorum. Ama tabii ki bazen işini çok doğru yapan, çok hakikaten yapmış, denemiş, sonuç almış ya da bu işe kendini adamış. Çünkü bu bambaşka bir şey. Bu sebepten dolayı hani evde yapabileceğiniz, ben öyle bir karışım yerine size evde yapabilir misiniz bilmiyorum ama ya da eviniz büyükse olabilir. Bolca yürüyün, su tüketin, sebze ağırlıklı beslenin. Bunların hepsi selüliti oluşturmamak için ya da çünkü selülit hep hayatımızda olacak bizim ama en azından gözle görülür şekilde bizi mutsuz edecek şekilde ya da dışarıdan anlaşılır şekilde oluşmaması için
önlem almak adına iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani buna... Yürüyüş, sağlıklı beslenmek, bolca sıvı tüketimi, yani günde 8 bardak suyu mutlaka için. Yani bunu yani anladık. Evde olmayacak efendim bu. Biz gideceğiz oraya. Bu evde olmaz. Gözaltını hallettik ama selülit için. Peki selülit için size gelince. Yani anladık. Evet. Sağlıklı bir yaşam gene burada geçerli. Su içmek önemli, spor yapmak önemli. Hem kaslar gelişsin, hem su içelim. Atıkla maddelerimiz, toksinlerimiz gitsin. Size gelince ne yapıyorsunuz? Şu anda çok popüler olan bir yöntem var. Akustik ses dalgalarıyla dokunun altındaki, aslında bu bir böbrek taşı kırma makinasıymış. Zaman içinde selülitte kullanılır hale geldi. Onun başlıkları var birbirinden farklı. Başlıkları değiştirdiğinizde yine böbrek taşı kırma makinası oluveriyor. Ama selülit için kullandığımız başlıklar ayrı. Üç farklı başlığı var selülitte, doku toparlamada, fakat bölgesel incelmede kullanıyoruz. Fakat bu çok şiddetli bir makinedir, evet, yani. Evet, gerçekten öyle. Yağ hücresini paramparça yapıyor. Bu sebepten dolayı da selülitte özellikle aslında çok popüler. Madonna çok evine aldığı için, evinde bir fiil yaptırdığı için. Madonna selülit mi varmış? Allah seversen, evet, kadın Madonna günde 10 saat ayakta spor mu yapıyor, dans mı ediyor? Yani bir şey zaten zargana gibi yani. Hiç evet. Üstünde yağ yok, bir şey yok. Ama konuştuk ya biraz önce. Çok onda ince hanımlarda da olabiliyor diye. Yani neticede kadınların hormonal yapısıyla da alakalı. O yüzden onlarda bile selülit oluyor elbette. Dikkat etmedikleri takdirde ya da oluşur. Peki bu makineyle yağları kırıyorsunuz ama farklı başlıklar var dediniz. Niye farklı başlıklar var? Tabii çapı küçüldükçe daha çok agresifleşiyor. Selülitte özellikle kaslı, mesela sporcular da geliyor. Sporcularda bile selülit oluyor, inanın. Sporcular geliyor ve sporcular oldukça kaslı bacaklara sahip olmalarına rağmen sporcularda bile selülit görüntüsü oluyor. İşte o kadar dirençli vücutlarda daha çapı küçük ve daha agresif yöntem olan daha küçük bir başlığı var, onu uyguluyoruz. Peki bir telefonumuz var. Tabii. Salih Altınok İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Aysel Beyciğim, siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Şimdi efendim bizim benim yaşım 50'nin üzerinde. Ailemizde, erkeklerde özellikle, göz altlarında daimi böyle oluşmuş genetik gibi gözüken morluk ve hafif şişlikler var. Hali hazırda da var. Bunlar için demin sizden de duyduğunuz bazı pansumanlar, çay vesaire gibi şeyler uyguluyoruz. Bunlarla ilgili hem destek isteyeceğim doktorumuzdan, hem de benim bundan 15-20 sene önce bir başından geçen hoş bir olayı paylaşmak istiyorum. Belki bir faydası vardır, yoktur. Buyurun. Benim bu gözlerimin altını gören Rus kökenli bir doktor, ama alternatif doktorlardan bir tanesi, tesadüf bir sohbet sırasında bana bir öneride bulunmuştu. Muşmula yapraklarını kaynatıyorsunuz. Bunları sonra demliyorsunuz kendi içerisinde. Soğumaya bırakıyorsunuz. Ve bunları gün ve gün işte 5'er dakika, 10'er dakika pansuman yapıyorsunuz. Ben bunun bir kısmen faydasını gördüm ama sonra yaşam şartları gereği pek yapamıyoruz açıkçası düzenli olarak. Acaba tıbbi olarak ilaç vesaire gibi veya ne bileyim müdahaleyle bunları düzeltme imkanımız var mı diyoruz. Peki Salih Bey, hem katkınız için teşekkür ediyoruz, hem de sorunuzu ileteceğim. Çok teşekkürler efendim. Muşmula yapraklarıyla, galiba anladığım kadarıyla aslında bütün sebze meyvelerle bu iş biraz oranın ödemini alacak şekilde olabiliyor ama evet. Bir de şunu soruyor Salih Bey, diyor ki bunun bir ilacı var mı, hapı var mı diyor. Maalesef bunun bir ilacı yok ama C vitamini ve K vitamini tabletleri mevcut. Bir doktor kontrolü altında kullanılabilir. Faydası da olur. Ama bunu kullanın, gözaltı morluklarınızdan kurtulun diye ne yazık ki bunun bir ilacı yok. Ama dışarıdan yapılabilecek bakım yöntemleri var. İçeriden de işte yediğimiz besinlerle, sıvı tüketimiyle ya da C vitamini ve K vitamini tabletlerle bir şekilde bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani anlaşılan Salih Bey, size de sözüm, bütün izleyicilere. Bu biraz genetik, biraz ailesel katkıdan gelen bir şey. Hafifletmek mümkün, çok güzel yöntemler var. Artık eskisi gibi müdahale imkanı olmayan bir yer değil gözaltıda. Ona değil, da müdahale evet. ediliyor anladığım kadarıyla. Bunlarla şurada Alev Hanım bize çok güzel küçük küçük bu yöntemleri anlattı. Hem selülit konusunda hem gözaltı morluklarında uzman estetisyen Alev Ayvaz. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Her şey Şimdi için sıradaki sağ olun. Konumuz panik atak. Eğer bu konuda sıkıntınız varsa hiç kaçırmayın.
Panik atak olduğumuzu nasıl anlarız? Panik atağın belirtileri nelerdir? Hastalar atak sırasında neler yaşarlar? Psikiyatrist ve psikoterapist yardımcı doçent doktor Rıdvan Üney, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, konumuz panik atak dedik. Bu konuda sorunuz varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan telefonla ulaşabilirsiniz. E-mailleriniz için doktoraytu@tv360.com.tr'den e-maillerinizi bekliyoruz. Psikiyatrist ve psikoterapist yardımcı doçent doktor Rıdvan Üney bizimle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Rıdvan Bey, sizin hiç böyle korkularınız, fobileriniz var mı? Korkularım var ama bunlar fobik düzeyde değil. Korkularım var, fobi. Tam psikiyatriste yakışan bir cevap oldu. Evet, hepimizin hayatta korkuları var değil mi? Evet. Bir sürü tedirginliklerimiz var. Ama panik atağı yaşayanlar bunu çok yüksek bir seviyede yaşıyorlar. Evet. Gerçekten panik atağı olan ve bana gelen, başka nedenle gelen hastalarımda duyduğum söz şu. Ben öleceğimi düşündüm. Böyle midir panik atak gerçekten? Evet, aynen öyledir. Şöyle bir şey düşünün. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Hızla bir kamyon sizin üzerinize doğru geliyor. Ne hissedersiniz? Kalbiniz daha fazla atar. Soluğunuz artar. Kaçmak için hazırlanırsınız. Bu bir panik anıdır. Bu kişiler panik atak esnasında aynen bu duyguları yaşarlar ki bunu biraz daha anlatacağım, derinleştireceğim. Ve oradan kaçma ihtiyacı duyarsınız bu örnekte olduğu gibi. Panik bozuklukta ise sanki beynimizin bir yerine bir düğme var ve oradaki düğmeye basılmış durumda sanki kamyon geliyormuş gibi bir durum oluşuyor ama ortada bir tehlike durumu yok. Ne oluyor bu kişiler, ne yaşıyorlar? Önce bir çarpıntı yaşıyorlar. Kalbi sanki yerinden atacak, fırlayacakmış gibi. Soluğu kesilir gibi hissediyorlar. Sanki nefesi yetmeyecekmiş gibi hissediyorlar. Ürperme, titreme, üşüme, terleme ve bunlar gibi onlarca şey. Kalp krizi geçiriyorum. Beyin kanaması geçiriyorum. Kontrolü kaybedeceğim. Çok özür dilerim. Hemen ben arada sorularımı sorayım. Tabii, çünkü siz anlatırken. Bu panik belirtiler birdenbire mi ortaya çıkıyor? Yoksa bu öncesinde böyle bir ufak ufak kımıldanır mı? Yani eyvah geliyor, geldi mi, geliyor mu diye hisseder mi kişi? Yoksa böyle bir anda bomba patlamış gibi gelir mi? Hafif hafif başlar. 10. dakikada zirveye çıkar. Daha sonra 40. dakikaya doğru azalarak ortadan kalkar ki bu tabii hepsi için kural değil ama. Ama ortalama En uzun 40 dakika kadar sürüyor. Yani yavaşça başlar. Kişi vücudundaki duyumları hissettiği müddetçe şiddeti daha fazla artar. Şöyle düşünün. Normalde kalbimizi atlamadan yaşayamayız. Kalbimizi dinlediğimiz zaman kalbimizi attığını fark ederiz. Bu kişiler kalplerine odaklandıklarında evet kalbimde farklı bir durum var. Atıyor diye söylerler. Nabzımı saydım 80 civarında derler ki bu normal bir nabızdır. Ama bunu duymaya başlarlar kişiler. Dolayısıyla bunu bir tehlike sinyali olarak aslında aldılar. Kalp hızlı çarpmıyor ama evet, sesini ben duyar hale geliyorum. Evet. Biraz da hani amiyane tabi kendi kendimi dolduruyorum. Yani giderek kendim eyvah kalbimi duymaya başladım. Kulağım uğuldadı, eyvah ne oluyor diye tırmanan bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet öyle, yani vücudumuzdaki aldığımız duyumlar. Örneğin şu anda size sol elinizin serçe parmağı desem aklınıza herhangi bir şey gelmez. Ama bunu düşünmeye başladığınızda onunla ilgili bir durum mu var diye düşünmeye başlarsınız. Bu kişiler vücutlarındaki küçük bir duyumu ne yazık ki engelleyemedikleri bir şekilde büyütürler ve kocaman bir tablo haline gelir. Kocaman bir çığ haline gelir. Peki bu kişinin bir tarifi var mı? Yani 20 yaşında, 60 yaşında kadın, erkek, efendim titiz ya da işte stres altında. Yani böyle bir tanım var mı? Şu kişiler bundan çok etkilenirler dediğimiz. Evet. Aslında toplumun her kesimi etkilenir ama kadınlar erkeklere göre 3 kat daha sık rahatsızlanabiliyorlar bu konuyla ilgili. 3 kat daha sık? Evet, kadınlarda daha sık. Toplumda 50 kişiden birisinde gözükebiliyor bu hastalık. Çok, yani bu da çok az yüksek bir oran. Evet, ama doktor dolaştıkları için bize gelmeleri çok uzun zaman alıyor. Başka hastalıklar peşinde koşuyorlar evet, galiba aynen değil mi? Evet, öyle oluyor çünkü. Evet. Dinliyorum. Yok, pardon, ben kusura bakayım böyle çünkü bir kadın izleyicimiz telefonda. Hemen evet, siz söylediniz 3 kat daha sık gözüküyor. Dilek Koç bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum öncelikle yayına bağlandığınız için. Biz teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Panik atağınız, bozukluğunuz mu var? Efendim? Panik atak, panik bozukluk mu var? Evet, ben şimdi birkaç hekime gittim.
bununla ilgili işte şimdi tabii ki burada söylemiyorum kimdir nedir ne değildir ama şimdi aynı şekilde bana denildi ki vertigo başlangıç denildi. Kulak taşlarında işte kristallerde bir rahatsızlık olduğu söylenildi. Bununla ilgili işte benim çok kötü işte mide bulantıları, baş dönmeleri, kulak çınlamaları, elimde uyuşmalar falan oluyor. Bana direkt işte psikolojik denildi. Ben işte bununla ilgili şimdi hocamdan, Rıdvan Bey'den bilgi almak istiyorum. Nedir ne değildir? Yani ne yapmam gerekiyor? Çünkü hani bir kalabalığa ya da bir işte heyecana gelemiyorum. Yaşım 38. Bilmiyorum söyle. Belki hocamızın size sorusu vardır. Sormak istediğiniz bir şey var mı ya da kendisine söylemek istediğiniz? Ne kadar zamandır başladı bu durum? Yani bu rahatsızlık bende 8-9 yıldır devam ediyor. Çünkü bu hastalık beni tuttuğu zaman yani rahatsızlandığım zaman inanın yani serumlar işte rahatlatmak için sanırım herhalde bunlar. Kendime gelemiyorum yani bir iki günüm heba oluyor. O derece yıpranıyorum yani. Psikolojik dendiği zaman size ne hissediyorsunuz doktorlar tarafından? Donup kalıyorum. Yani bana sadece ne şunu sormuştu hekimim. Yani şimdi burada tabii ki kullanmak ne kadar doğru olur olmaz ama direkt bana intiharı düşündünüz mü? Sorusu soruldu 3 kez. Ama ben yani böyle bir şey hiç düşünmedim. Kesinlikle. Bunu neden bana sordu bilmiyorum. Bu sefer kendi kendime de korkmaya başladım. Acaba neden bana bu soruyu sordu? Neden hani bana bu ilaçları verdi gibi denen? Verdiği ilaçlarda da zaten ben hiçbir etki göremedim. Çünkü daha çok rahatsızlandım. Peki bilemiyorum yani. Dilek Hanım çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Şimdi hocamıza ben cevaplamasını rica edeceğim. Bursa'ya evet. Çok sevgiler. Siz o sorulan soruları da unutun. Atın hayatınızdan gitsin. Evet. Bizi dinlemeye devam edin. Her sabah evet. Bizle olun. Biz burada hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Onun için hemen hocamıza soruyorum. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Ben de çok teşekkür ederim. Yayınınıza kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi Dilek Hanım yani evet. Siz tabii çok daha iyi değerlendirmişsinizdir. Yani bana diyor niye intihar? 3 kişi soruyor bunu diyor. Yani bunun arkasında bu mu var? Şimdi ben de şüphelenmeye başladım diyor. Haklı yani bir kişiye 5 defa hasta mısın sen dese başka kişiler hasta mıyım ben diye düşünür insan. Şöyle oluyor aslında çok güzel tanımladı durumunu. Normalde bir panik atak, panik bozukluk daha doğrusu panik ataklarla seyreden panik bozukluk hastalığının bize gelme süresi tüm dünyada da bizde de 5 yılı bulabiliyor. Ne oluyor? Dahiliye hekimine gidiyorlar. Göğüs hastalıkları hekimine gidiyorlar. Nöroloji hekimine, kulak burun boğaz hekimine gidiyorlar. Tek tek hepsini dolaştıktan sonra her birisi de kendisiyle ilgili belirtileri, biraz önce bahsetmiştim, baş dönmesi oluyor kişide, baş dönmesine odaklanıyor. Ya da vücudunda titreme oluyor, titremeye nörolog odaklanıyor. Bu şekilde bir şey oluyor. Gidip sonuç alınamadığında da sende bu psikolojik deniyor. Şimdi psikolojik denmesi bu işin olmadığı anlamına gelmez. Yani bu kişiler bir defa uydurmuyorlar. Bir kere bunları hissediyorlar. Evet, tamamen bedenlerinde hissettikleri bir şey. Bunu birçok hekim arkadaşımız psikolojik derken bir yardım almasını söylemeye çalışıyor ama ne yazık ki toplumumuzda psikolojik dendiği zaman biraz müstehsi, biraz alaycı bir tutum gibi. Gerçekten vücutta hissettikleri bir şey var. Tabii intihar düşüncesi biz de sorguluyoruz hastalarımızda ama panik bozukluk hastalarında çok sık gözüken bir şey değildir. Bu intiharla da ilgili bir durum değildir. Her psikolojik rahatsızlığı olan kişi intihar etmez. Panik bozukluğu sorgulamayı belki de diğer hekim arkadaşlarının bilmemesiyle ilgili olan durum. Yani diğer semptomları, diğer belirtileri de en azından sorgulayabilseler. İntihar belki en son sorulacak soru. Bu kişiler çok kafaya taktıkları için panik bozukluğu olan kişiler. Bana intihar söylendi. Acaba bende böyle bir düşünce var da ben bilmiyor muyum gibi. Bir de ekstra bir kaygıya sahip oluyorlar. Arkadaşımızın en iyi şekilde, en hızlı şekilde bir psikiyatriye gitmesini öneririm. Çünkü bunların yani gitmekten sonucu... de korkmasın diyorsunuz evet, değil mi? Evet, yani... asla korkmasın. Psikiyatriste gitmek... bir akıl sağlığı problemi olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki akıl sağlığı problemi olan kişiler de bize gelmekteler. Öncelikle çekinmeyeceğiz. Rahatsızlığımız nasıl ki bir mide rahatsızlığı var. Nasıl ki bir tansiyon rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıklarında bugün biyolojik olarak yani beynimizdeki işlem sistemi olarak neler olduğunu biliyoruz kaba haliyle. Dolayısıyla psikiyatriste gitmekten korkmamak gerekir. Bu da bir sağlık sorunu olarak değerlendirmek evet, gerekir. Evet, biz anlaşılan bugün programı sizle soru cevap yapacağız. Çünkü Neslihan Hanım İstanbul'dan telefon attığında Neslihan altında. Günaydın efendim. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, buyurun sizi dinliyoruz.
Aysel Bey, benim eşim yaklaşık bir 6 ay kadar önce panik atak tedavisini sonuçlandırdı. Yani 6 aylık bir tedavi geçirdik, tedavi dönemi geçirdik. Bu sonrasında tekrarlama durumu olabilir mi acaba diye sormak istiyorum. Çok güzel bir soru. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim Neslihan Hanım sorunuz için. Hemen hocamıza iletiyoruz. Teşekkür ederim ben de soru için. Gerçekten önemli bir soru. Genellikle panik atak tekrarlayan bir hastalık değil. Sıklıkla tekrarlamaz. Ne oluyor ama? Çoğunlukla hastalar başladıktan sonra 1-2 ay içerisinde kendilerini iyi hissediyorlar. Tedaviyi erken bırakıyorlar. Ya da psikiyatrist kontrollerine gitmiyorlar. Bazı hastalarım oluyor. 3 yıl önce bana bu ilaç başlanmıştı. Ben sağlık ocağında yazdırmaya, şimdiki aile hekiminde yazdırmaya devam ettim. Ben artık bırakayım mı diye geliyor. Yani bu tedavide önemli olan işbirliği kısmı. Eğer hekimle doğru düzgün bir işbirliği olmuşsa, yani bu 6 aylık süreniz iyi bir süre. En az 6 ay zaten panik atak tedavisini yapıyoruz. Bu 6 aylık süreniz iyi bir şekilde hekimle iyi bir diyalog halinde geçmişse, ilacınız kesildiğinde ki hekimler bunları düzenli bir şekilde azaltarak kesmekteler. Tekrarlama olasılığı oldukça düşük. Evet. Bu konuda korkunuz olmasın. Bu konuda korkunuz olmasın. Hemen bir soru var, onu da alalım. Hocam, ben panik atağım 30 yaşlarında başladım. 30 küsur yaşlarına kadar devam etti bu panik ataklığım. Fakat ben tedavi gördüm. Aynı deminki hanımın söylediği gibi 1,5-2 seneye yakın panik atağım yoktu. Fakat bugünlerde gene sıklaştı. Benim de şöyle başlangıcım. Şu göğsüme bir sancı geliyor. Sonra içim sanki böyle elektriğe kapılmış gibi titreme. Bir ateş, ondan sonra başlıyoruz artık. Bir şöyle uzanıyorum, 5-10 dakika nefes alıyorum, veriyorum. Öyle öyle yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Fakat bu aralar gene başladı benim. Yani ilacımı da bırakmıştım. Yeniden diyorum ilacıma başlasam mı, başlamasam mı? Yani siz tabii eski tecrübelerle bir şekilde şimdilik o gelişi engelliyorsunuz ama tabii korku da var. Var, hem ya de gelirse nasıl? Diye, evet, değil mi? Evet, evet. Ne yapsın hanımefendi? Gerçekten çok korkunç zamanlar yaşadıkları için insanlar tekrar olacak korkusu hastalığın içerisinde de çok sık olur. Yani bir atak geçirir kişi tekrar olacak diye en büyük bunda zorlanır. Yapmanız gereken şey öncelikle bir defa tekrar muayeneye gitmeniz gerekiyor. Panik atak başlangıcı mıdır? Panik atak rahatsızlığı geçiren kişilerin bazıları dönem dönem yine panik ataklar geçirebiliyorlar. Ama bu hastalık tekrar başladı anlamına gelmiyor. Tekrar bir kontrolden geçmeniz gerekiyor. İlacınıza başlayıp başlamı mı hekimle beraber karar verebileceğiniz bir şey. Ama ihmal etmeyin. Daha önce uzun süre bunu yaşamışsınız. Gerçekten hani uzun süreli olduğunda bir hastalık daha süren, daha kronik bir hale geliyor. Dolayısıyla bunun tedavisi de diğer hastalıklara göre, yani daha az tedaviyle iyileşen hastalara göre biraz daha riskli olabiliyor. Dolayısıyla karar verip vermeme konusunda tekrar doktora gitmeniz önemli. Bakın, önemli bir şey söyleyeceğim. İlaç kullanmaktan çok korkuyorlar panik bozukluk hastaları. Bizim amacımız, sizin ya da bizim ya da bütün hekimlerin amacı, yaşamımızda geçirdiğimiz kaliteli gün sayısı. Bu bazen ilaçla mümkünse, nasıl ki tansiyon hastaları mecbur, nasıl ki şeker hastaları mecbur, uzun süreli ilaç kullanmak da doğal. İlaçtan bu şekilde korktuğumuzda ne yazık ki kaliteli geçirdiğimiz gün sayısı azalıyor. Tekrar hekime başvurabilirsiniz, tekrar ilaç kullanabilirsiniz. Belli ki tekrarlama eğiliminde şu anda. Benim zaten şöyle, kız kardeşim ellerimde öldü. O günden sonra başladı bu panik ataklığım. Evet. Yani sıkıntıyla bu aralarda herhalde gene mi diyorum acaba başlıyor. Onun korkusu var içimde. Başınız yani. Başınız sağ olsun. Yani sağ olsun. Böyle bir dramatik olay mı genellikle neden oluyor? Çoğunlukla beklenmedik bir ölüm ya da gözlemlenilen bir ölüm bu hikayenin başlaması için. Hatta çok sakin insanlarda, düşünülür ki panik atak panik insanlarda gözüken bir durum. Çok sakin insanlarda bile böyle beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldığında, mesela genç bir insan beyin kanaması geçirmiş. Bu birçok insanda tehlike sinyallerini hissettirir. Vücudundaki bir duyum acaba beyin kanaması geçiriyor mu gibi düşünülür. Böyle ciddi kayıplar panik bozukluğun başlaması için gerçekten çok büyük etken. O zaman şöyle bir şey tavsiye ederim misin hanımefendi? Yani eğer siz bunu şimdi ben yatıyorum işte nefes alıyorum geçiriyorum diyorsunuz ama bu yavaş yavaş harekete geçtiyse bence bir an önce bir tedaviye gidip bir görünmek lazım herhalde, değil mi? Lazım. Evet. Şu anda baş edebilir durumdasınız belli ki ama sinyaller verilmeye başlanmış. İlaç da başlanmayabilir. Sadece bu dönemsel bir şey de diye düşünülebilir. Ama beraber karar vermek önemli. Lütfen bununla baş etmekle çok da uğraşmayın. Yani
demin dediğim gibi kaliteli geçirdiğimiz gün sayısı önemli yaşamımızda toplamda. Çok akşam mesela hiç bir şey yokken televizyon seyrederken oldum ama hemen kalktım hap içtim. Dedim ki dur ilacımı içeyim hani hemen uzandım ve öyle de uyumuşum zaten. Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çoğunlukla yanlış bir bilgi de var. Bu antidepresan ilaçları atak anında kullandığımızda iyi geleceğini düşünürüz. Evet. Tamamen bu ilacın yalancı etkisi oluyor. Yani kişinin yani tek bir ilaç almanın bir etkisi yok. Bu bir kür halinde kullanılmalı evet. Mutlaka. Evet, evet. Evet. Bir telefonumuz daha var. Tabii onu da alalım. Tabii. Çünkü çok telefon geliyor. Biz de bir kısmını size aktarıyoruz. Murat Bey bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. İyi anlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Canım. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Süremiz çok az kaldı. Ya benim şimdi zaten kilo ile alakalı bir endişelerim var zaten. Benim kilo ile bu panik atak arasında bir fark var mı yani? Kilo panik atağı etkiliyor mu? Çünkü ben doktora gitmiştim. Bu göğsümde sıkışmalar, kalbimde sıkışma oluyordu aniden. Kilo ile alakalı demişti de. Kaç kilosunuz? Ben zaten bir aydır diyete başladım. O sorunlar şu an gitti. Ama arada sırada oluyor. Evet. Peki hemen soralım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Kilo ile bir alakası var mı diyor. Herhalde bir göğüs ağrısı, bir sıkıntı yaşayınca doktora gidince o da kilodandır demiş. Şimdi şöyle bir şey. Bu panik bozukluğu, bir şeye bağlama eğilimi bütün hastalarda var. Acaba ben sigara içiyorum, sigaradan mı? Alkol kullanıyorum, alkolden mi? Çok fazla çay içiyorum, ondan mı? Kahve içiyorum, ondan mı diye? Ya da kiloluyum, ondan mı gibi? Panik bozukluk aslında bunlarla çok da birebir örtüşmüyor. Ne yazık ki. Ama bunun bir faydası oluyor. Çoğu hastamız sigarayı bırakıyor. Daha az kahve içiyor, daha az çay daha içiyor. Daha sağlıklı bir yaşama doğru evet, gidiyor. Evet, yani panik bozukluğun kişide yarattığı ya da işte kilo vermeye çalışıyor. Çok bunda birebir ilgisi yok. Ama mutlaka, bilemiyorum tabii hangi doktor söylediğini, bu kilo vermesi gerektiğini. Ama psikiyatristler kilo vererek panik bozukluğu tedavi etmiyorlar. Mutlaka bununla ilgili bir tedavi görmeniz önemli. Tabii kilo başlı başına problem. Bununla ilgili uğraşılarınız olmalı ama mutlaka panik bozukluğunuz için bir hekime başvurun. Peki o zaman şöyle, bu ana kadar anladığım ilaç tedavisi var. 6 ay sürmeli en az ve sonrasında kontrollerde olmalı. Bunun dışında bir ekstra bir şey var mı tedavide? Tabii ki. Biz ilaç tedavisini tek başına da önermiyoruz. Çünkü ilaç tedavisi olduğu zaman hastayla bir iletişimimiz olmuyor. Hastanın sorunlarının derinlemesini anlama şansımız da olmuyor. Aslında psikoterapiyle birlikte ilaç tedavisi bugün dünyadaki en iyi tedavi diyebiliriz. Psikoterapinin çeşitli yöntemleri var. Ama şimdi şöyle bir yanlış algı da var. Bir seansta halledilen panik ataklar vesaire falan gibi. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Ben alternatif tıp yöntemlerinin ya da diğer çeşitli yöntemlerin bu hastalıkta yardımcı teknik olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama onlar gerçekten iyi gelmiş olsalardı bugünkü ilaçlar, bugünkü terapi yöntemleri ortaya çıkmazdı. Yani geleneksel yöntemler önemli, reddetmiyorum. Ama sadece bunlarla da tedavi yapılacağını ne yazık ki bugünkü bilim bize söylemiyor. Peki çok kısa psikoterapi sırasında mesela ne yapıyorsunuz panik bozukluğu olan kişiye? Öncelikle panik bozukluğu tanıtıyoruz. Bunları sıkıştırıyoruz yani tanışması yüzleştiriyorsunuz gibi. Evet yüzleştiriyoruz. Şimdi birçok hastamız, hasta yakınları der ki üzerine git. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yüzleşmesi gerekiyor. Nasıl gideyim? Tren üstüme geliyor gümbür gümbür. Yani ona evet. Doğru gidecek bu olacak iş olacak değil zaten. Olacak şey değil. Biz de bunu etap etap hallediyoruz. Yani kişiden istediğimiz, örneğin bakkala gidemeyen birisine siz uçağa binin demek çok uygunsuz bir durum. Yani çoğunlukla aile, yakınlar bunları istiyorlar. Ama çok yavaş yavaş, hani ilk başta tanıştırdıktan sonra küçük küçük bu denemelerle kişinin kendini güvenini tekrar sağlıyoruz. Çünkü panik bozukluk en çok kişide özgürlüğü kaybettirir. Yani tek başına hareket etme özgürlüğünü yitirir. Yani yaşamdan kopup gitmeyin diyor Doktor Rıdvan Üney. Mutlaka panik bozukluk varsa bir psikiyatristen ilaç psikoterapi ile tedavi olun. İkisiyle beraber tedavi olun diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sağ olun, efendim şimdi diyorsun. Sırada ne var? Sırada diş. Dişimizin estetiği, gülüşünüzün güzelliği. Neleri mi konuşacağız? Gelin bakalım. Teknolojik yeniliklerle çözüm yelpazesi genişleyen estetik diş hekimliğinde son gelişmeler nelerdir? Diş estetiğinde kullanılan materyaller nelerdir? Gülüş tasarımında planlama nasıl yapılır? Diş hekimi Müfit Kursoğlu, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, diş estetiği, gülüş güzelliği, gülüş estetiği dedik. Bunları konuşacağız. Bu konularda sorularınız varsa 0212 331 66 24 25,
0212-331-6651-52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mailleriniz için doktoraytu@tv360.com.tr. Konuğumuz diş hekimi Müfit Kursoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi Müfit Bey'le biz kısa bir süre önce bir program yaptık. Orada diş estetiğine bir giriş yapmıştık. Evet. Orada bize çok güzel anlatmıştı. Hatta enteresan görüntüler de vardı. Şunu söylemişti. Bu dişler sanki hiç dokunulmamış gibi olmalı demişti. Gerçekten de öyle dişler görmüştük. Evet, gerçekten de öyle gördük. Şimdi estetik diş hekimliği konuşacağız bugün gene. Estetik diş hekimliğinin başka bir yüzünü konuşacağız. Geçen hafta biz küçük estetik düzensizliklerde yaptığımız küçük ama etkili müdahalelerden söz etmiştik. Hemen estetiği toparlıyorduk. Ama bazen estetik sorun tabii o kadar küçük değil, bazen de büyük oluyor. O zaman daha büyük çaplı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Gerçi şunları da görmüştük. Yani ortodontik tedaviye ihtiyaç gösterecek dişleri siz çok küçük müdahalelerle tek seansta yok etmiştiniz. Hızlı tedavilerle çabucacık ve hasta normal yaşantısına dönebilmişti. Şimdi bugün biraz daha büyük çaplı estetik bozukluklarda neler yapıyoruz? Onlardan söz etmek istiyorum. Biraz daha geniş açıdan bakıyoruz tabii, daha fazla bir sorun varsa. Hasta bize diş yaptırmak üzere muayenehanemize geldiği zaman önce tabii muayeneye alıyoruz hastayı. Muayenede ilk baktığımız şey, daha doğrusu ilk baktığımız şey değil, uzun uzun bakıyoruz. Bir muayeneden geçiriyoruz. Estetik sorunu teşhis ediyoruz önce. Yani hastayı karşımıza aldığımız zaman evet bir görüntü şeysi var, rahatsızlığı var hastada, ama bu görüntü rahatsızlığı gerçekten kaynağı neresi? Tam olarak neresi? Yani veya nereleri? Dişler uzun mu, kısa mı, asimetri var mı, işte bizim simetrik hale mi getirmemiz gerekiyor, yanak koridorları karanlık mı kalıyor, genişletmemiz mi gerekiyor, hastanın gülüşü nasıl, bunlara bakıyoruz. Hastaya ilk söylediğimiz gülüş hattını görmek istiyoruz hastaların, ama estetik sorunla gelen hastalar bizim benim bir saptamamdır, hakikaten rahat gülemiyorlar. Yani biz zorluyoruz hastayı. Gülmek değil, konuşurken bile ellerini ağzının önüne koyuyorlar. Onlar konuştuğunu bile anlamıyorsunuz. Evet. O hastalarımızı iyi bir estetik analizden geçiriyoruz önce. Bu estetik muayenenin, teşhisin çok doğru ve iyi yapılması lazım. Neden? Geçen hafta da söylemiştim, çok fazla materyal var elimizde. Gerçekten hangi materyalleri doğru olarak kullanmamız gerektiği o estetik teşhisi doğru koymamızdan başlıyor. Ben çok özür dilerim, burada araya gireceğim. Bu hep duyarız. Diş hekimliğinde nasıl diş yapılıyor? Porselen diş yapılıyor. Şimdi porselen deyince benim evde aklıma çay fincanı geliyor. Yani porselen diş, porselen diş. Evet. Hakikaten hala porselen mi kullanılıyor? Yani ve de ya da bu porselen midir? Porselen kullanılıyor. Öncelikle hep porselen kullanılıyordu. Hala da porselen kullanılıyor ama şimdi çok çeşitli porselenler var. Porselenin çeşidi var. Çeşitleri var. Şimdi bu işe ilgi duyan hastalar tabii internette araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte metal destekli porselen görüyorsunuz, zirkonyum görüyorsunuz, full porselen görüyorsunuz, lamina görüyorsunuz ve kafanız karışıyor tabii ki. Baktığımız zaman bunları ben kısaca işin mutfağında olan bir diş hekimi olarak da söz etmek istiyorum. Şimdi metal İşin porselen, mutfağında derken neyi kastediyorsunuz? Ben laboratuvarda porselenlerimi kendim yapıyorum. Gerçekten yani öyle mi? Öyle bir kişisel merakım oluştu ve ilerledikçe tabii hoşuma gitti. Şu anda benim hastalarımın bütün porselenleri benim elimden çıkıyor. Şimdi bu çok çok enteresan bir şey. Neden? Evet. Ben eskiden diş hekimine gittiğinizde bu ölçü alırlar, işte diş bir şey yapılacaktır ya, o bir laboratuvara gider. Evet. O bir türlü gelmez. Siz diş hekimine gidersiniz, ya randevu 3 güzel, yok daha gelmedi. Gidersiniz daha gelmedi. Hatta ben şunu biliyorum, diş hekimi arkadaşım çünkü, gidip ben oturmuşum, adam telefon ediyor, hadi göndersenize kardeşim diye bu durumlara düşerdi. Evet. Şimdi siz kendi mutfağınız, kendinizde ben yapıyorum. Bu normalde alışılmış bir şey değil tabii ki. Benim bildiğim Türkiye'de bir arkadaşım daha var. Dünyada birkaç tane bu şekilde çalışan diş hekim var. Ben de böyle çalışmayı seçtim. Hoşuma da gidiyor. Yani başlangıcından sonuna kadar benim elimden çıkıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Porselen çeşitlerinden söz edeyim ben. Metal destekli porselenler 10 yıl önce belki birçoğunuzun ağzında vardır. Yapılan tek porselen çeşidi oydu. Daha sonra o metalleri terk ettik. Zirkonyum denen bir şey çıktı ağırlıklı olarak. Böyle metallerden birdenbire zirkonyuma geçince hepimiz ilgi gösterdik diş hekimleri olarak. Ama sonra zaman içerisinde baktık ki zirkonyum ön dişlerde çok da güzel tınlamıyor. Donukluğunu alamıyorsunuz. Yani bir donuk ve çok uğraşmanız gerekiyor. Yapay duruyor yani. Evet, aynı şekilde. Zirkonyum ama sağlamlığı tartışılmaz bir materyaldir. Arka dişlerde metalsiz porselen olarak kullanılacak yegane porselen çeşididir. Bunu biz arka dişlerde daha çok kullanıyoruz. Ön dişlerde
Full porselenler diyoruz. Aslında ismi full porselen değil ama biz tabii kolay anlaşılsın diye hastalarımızla rahat iletişim kuralım. Neden full? Şimdi metal porselende bir metal altyapı var. Zirkonyum porselende de bir altyapı var zirkonyumdan. Bunda da bir altyapı var ve üzerine porselen örtülüyor. Ama bu altyapı çok enteresan, porselenin ta kendisi. Altyapı da porselen, üstüne işlediğimiz o canlılığı veren, hani böyle biraz sonra görsellerde göreceğiz, böyle neredeyse hiperrealistik çalışmalarda o gerçekçiliği veren iç yapısının da altyapısında porselen oluşu. Ve ön dişlerde tartışmasız olarak biz bu full porselenleri kullanıyoruz. Görüntüleri çok 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 realist. Yani bizi de şaşırtacak kadar realist. Peki görüntülerimizi de alalım bir yandan yavaş o zaman. Yavaş yavaş alalım. Yani full porselen özellikle ön dişteki ön görüntüsü dişlerde. Tamamen orijinal diş gibi parıltısıyla, canlılığıyla. Birazdan göreceğiz. Peki onları göreceğiz. Evet. Hemen görsellerimiz geliyor. Ama diyorsunuz ki bu metaller ve zirkonyum bunlar da destekli porselenleri ön tarafta biraz daha matkalıyor. Pek yok. Çok evet. Seçili vakalarda olabilir. Ama o zirkonyumun örtülmesi birazcık estetik evet. Zorluk evet ilk görüntülerimiz geldi. Şuradan bakabilirsiniz. Evet. Şimdi bu hastamızın ön iki dişi kabul edilebilir evet. Durumda değil. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Bu sigaradan mıdır yoksa? Sigaradan değil. Burada biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Biraz sonra göstereceğim vaka da öyle. Bu hastalar aslında sosyal açıdan bu dişleri taşıyacak tarzda hastalar değil. Ama tedavi edilemeye yani birkaç diş hekimi denemesinden sonra hasta ümidini kaybediyor. Ve demin gülemiyorlar dedim ya, hasta böyle bir gülmeme refleksi geliştiriyor. Bu dişleri bu şekilde göstermeyecek şekilde yaşıyor hasta. Biz tabii makro fotoğraflarla bunun tam teşhisini de koymak için makro fotoğraflarla görüyoruz. Bir sonraki geçelim şimdi tedavi edelim. Bunların yapılı haline bakalım bu ön iki dişin. Evet, burada gerçekten hani kabul edilebilir bir görüntü değil insan değil. İçin. Pırıl pırıl olmuş. Evet, burada da dişin bütün dokusu, renkleri, derinliği, her şeysi demin söyledim ya hiperrealistik görüntüler neredeyse. Yapılı olduğu kesinlikle belli değil. Burada laminalar uyguladık bu dişte. Hayır şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Tabii ben hani tabii tekniğini bilen biri değilim. Dişin üstünde, normal dişimizin üstünde çok hafif pütürler. Bazı kanal gibi bir takım böyle ondüle şeyler vardır. Evet. Şimdi sizin yaptığınız işlerde onu görüyorum. Yani yoksa böyle yapma diş hani tamamen dümdüz bir yüzey oluyor. Şimdi burada o çok gerçekten çok gerçekçi bir görüntü tabii, veriyor. Tabii şimdi aslında dişlerimiz zaten normalde dümdüz yüzeylerden oluşmuyor. Girinti ve çıkıntılardan oluşuyor. Belli bir derinlikten oluşuyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman işte ışığı yansıtma özellikleriyle biz dişi doğal hale getiriyoruz porselenlerde. Yapılırken tabii katmanlıyoruz. Porselenleri tek tek böyle ıslak bir kumu işleyerek ve pişirerek oluşturuyoruz bu porselenleri tabii ki. Daha sonra karakterizasyon dediğimiz şekillendirme işleminde de yandaki dişlere bakarak bütün o böyle belli belirsiz olan o girinti çıkıntıları verdiğimizde baktığınız zaman dişin üzerinde bir sürü ışık var. Bir sürü ışık parlıyor. Aynı şekilde yandaki dişlerde de görüyoruz orada. Farklı yüzeyler oluşuyor. Farklı yani ışığı oluşuyor. başka yüzeylerden evet. Yansıtınca gözle, doğal gözüküyor. Doğal görünüyor. Evet, burada bu hastamızda problem ne? Yine gülmeyi gülmeme refleksi geliştirmiş bir hastamız. Bu hasta da statü olarak bu dişleri taşıyacak bir hasta değil. Daha sonra bunun da tabii tam olarak teşhisini hani estetiğin teşhisi konur mu? Estetik sorunun teşhisi konur. Neden estetik teşhisin sorunun teşhisi konur? Şunun için. Dediğim gibi çok fazla materyal var. Doğru teşhis koyamazsanız zaman kaybettirirsiniz. Bir de hekim olarak en çekindiğimiz şey şudur hepimizin. Hastaya gereğinden fazla tedavi uygulamaktan kaçınırız daima. Ne gerekiyorsa hastada onun uygulanması gerekir. O yüzden estetik olarak sorunun gerçekten ne ve biz nereyi düzeltirsek hastanın sorunu çözülür. Bunun teşhisini iyi koymak hemen gerekir. Hemen değiştirelim görüntüyü. Burada zaten bir eksikler var, işte kısalar var. Bir sürü şey var. Bu da yapılmış hali. Evet. Burada biraz beyazlatma da uyguladığımız bir hasta. Yan dişlerinde geçen hafta söylediğim gibi kompozit, ön dört dişinde de porselenler. Bunlar full porselenler söyledi. O demin söylediğim demin canlı yani, porselen. Evet, yani çok ışıl ışıl duruyor zaten. Yani evet. Çok böyle şeffaf ve ışıl ışıl duruyor. Evet, devam edelim görüntülerimize lütfen. Yani burada bir de boyutlar falan çok önemli. Çünkü birbirinin aynısı olmayacak ama uygun olacak. Yani aslında akıcı, çok ciddi bir sanat işi yani. Kesin. Ya öyle görünüyor, öyle diyelim. Akışkanlık yani akıcılık bozulmaması gerekiyor. Gözümüze bir şey çarpmaması gerekiyor. Estetikte tabii buna dikkat ediyoruz. Bir şey soracağım. Evde tabloları düzeltir misiniz?
Valla evde tabloları düzeltmem. Öyle mi? Hayır, böyle bu kadar estetikle uğraşan bir insan olunca yani şurası da şöyle olmalı, burası hayata da öyle bakıyor olmalısınız diye yani sordum. Yani genel olarak tabii işimizde o kadar yoğunuz ki ve o kadar yoruluyoruz ki işin doğrusu. Evde tablolarımız düz herhalde ama düz olduğunu tahmin ediyorum. Peki hemen bakalım görüntüye. Evet. Evet, bu da o söylediğim hani metal porselenler dedim ya. Bu metal porselenler tabii her zaman bu kadar kötü değildir. Bu kötü bir örneği ama. Yani işçiliğin kötü bir örneği. Neticede malzeme ne olursa olsun iyi bir işçilikle mutlaka güzel olur ama bu... Buna diş yapıştırılmış gibi duruyor. Gibi duruyor ve bunu tabii hemen değiştiriyoruz. Bunun yapılmış hali de... Çünkü bu aslında sıra sıra yapılmış ama doğal durmuyordu. Burada hakikaten son derece... Bunlar da aynı şekilde. Yani bunu normal konuşma aralığından... Şimdi ben makro fotoğraflarla özellikle mesela dikkat edin bu fotoğraflarda gülüş yok, ruj yok... İşte dudak falan gibi yani şeylerle desteklemiyoruz. Fotoğraf tekniğiyle desteklenmemiş. Desteklenmemiş. Makro fotoğraflar. Yani benim ulaşmaya çalıştığım nokta zaten hep budur. Burada güzelse normal konuşma aralığından yani sosyal aralık iki kişi birbirine bu kadar yaklaşabilir konuşurken ne kadar dişlerimizi görebiliriz? Bu mesafeden de tabii %100 doğal görünüyor. Tabii evet, bu dişlerde deniz dalgasına tutulmuş gibi inişli çıkışlı böyle evet, bir engebeli şeyde gidiyor. Eskimiş dişler. Bunlar da bir 10-15 sene kullanmış aslar. Bu da metal destekli porselen ve bize başvurdu. Ama dediğiniz çok net anlatıyor bu resimler. Yani o metal destekli porselen ben yapma dişim diyor. Aynen. Yani değiştirelim efendim yapılmışını da görelim bunların. Yani ben yapma dişim diyor. Her ne kadar böyle yan yana dizilmişlerse de doğal bir görüntü olmuyor. Yok. İşte şimdi bakın hem beyazlığı hem de doğallığı çok önemli. Doğallığı yani çok gerçekten. Burada şimdi bir de yapılı olduğu belli olsun mu, yapılı olduğu belli olmasın mı sorusu var. Şimdi şöyle bir durum var. Tek o demin gösterdiğimiz vakalarda işte ikili dörtlü çalışırken tabii yapılı olduğu kesinlikle belli olmaması gerekiyor ki başarıya ulaştık diyebilelim. Ama şimdi böyle bir gülüş kompozisyonu değiştirme durumunda olduğumuz demin yani şu anda ekranda gördüğümüz vakada biraz şöyle yapılı olduğu belli olsun istiyoruz bir parçacıkta ya. O kadar da böyle biraz hani çok havası da olsun havası yani. Olsun tabii ki. Yapılı olduğu belli olsun ama abartılı ve kötü durmasın. Şık dursun. Yüzün estetiğine şıklık katsın. Mesela o demin görünen, şimdi ekran geçti. En beyaz porselenler. Hani fayans gibi görünmüyor porselenler tabii ki artık yaptıklarımız. Belli bir derinliği verdikten sonra görüntü doğal gayet görüntüde. Güzel oluyor. Sorumuz var hemen alalım. Hı-hı. Tamam. Dört tane porselenim var tamam. Fakat diş eti çekilmesi oluyorum. Tamam. Düzgün durmuyor. Ne devamlı yapılacak? Evet. Şimdi ben geçen hafta söylemiştim. Sağlıklı diş etleri demiştim. Dişlere çok güzel bir çerçeve oluştururken sağlıksız diş eti demiştim. Bu kötü bir çerçeve oluşturur. Güzel bir çerçeve oluşturmaz. Yani biz gülerken hep diş diş diyoruz ama diş ve diş etlerimiz birlikte görünüyor tabii ki. Dolayısıyla da diş etlerimizin sağlıksız dişin çok güzel oluşu çok fazla bizim için makbul değil. Diş etleri de çok sağlıklı olacak. Şuraya gelelim, sizin olayınıza gelelim şimdi. Dişleriniz yapılmadan önce mutlaka diş etlerinizin toparlanması gerekir. Rahatsızlığı bilemiyorum ama rahatsızlığın durumuna göre biz diş etlerimizi sağlıklı hale getiriyoruz. Bazen de yine geçen hafta söylemiştim pembe estetik diye bir tanımımız var bizim. Diş etlerimizi simetrik hale getiriyoruz sağlıklı da olsa. Bu şekilde önce diş etleriniz tedavi olacak, sonra dişlere başlanması yani gerekir. Dişler diş etlerinin üstünde duruyor. Dolayısıyla tabanı bir sağlamlaştırmak lazım, iyileştirmek lazım ki. Birbirinin çok güzel devamı gibi durması lazım. O akıcılık dedim ya, aynı şey diş eti ve dişte de geçerli tabii ki. Peki bir sorumuz daha var galiba. Hocam önce hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi üst damakla alt dişler aynı anda yapılabilir mi? Bir de ikinci bir şey daha çok benim yani şey oluyor. Hı. Mesela biz gidip diş yaptırıyoruz. Hı hı. Benim ağzımdaki hemen hemen hepsi yapmam. Hı hı. İşte şu kalite bu kalite diyorlar. Hı hı. Bazen diyorlar ki hani konuşulan şeylerde aynı onların söylediği dişçilerin söylediği aynı kalite olmuyor. Yani değişik yapabiliyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle onu siz anlayamazsınız. Kaliteden önce... çalıyorlar yani. Öyle yani mi? Evet oluyor mesela şu kalite birinci kalite sınıf yapacağız diyorlar ama başka bir dişçi yok ikinci sınıfmış. Ha, bu altındaki şey. Isırınca hani böyle şeyine bakasın. Eskiden de onlar şimdi yok çok şükür de hani porselenlerde de bunlar olabiliyormuş. Şöyle mesela Japon varmış bilmem ne varmış evet, bilmem ne şimdi varmış. Şimdi bu soruların tabii ki sonu gelmez. Aklınızda böyle bir sürü soru işareti oluşuyor bunlarla ilgili. Burada en önemli şey hekiminize güvenmek. Güvenecek bir hekiminiz yani bir sebepten dolayı güvenemiyorsanız güveneceğiniz bir hekim bulana kadar aramalısınız. İlk önce onu söyleyeyim.
hekim ne diyorsa o. Onu kabul etmek durumundasınız. Onun haricinde bilemiyorum, hani o malzeme deyip de başka bir malzeme kullan, bunun sonu yok tabii ki. Ama öyle bir hekim bulursunuz ki hani bu hekim tamamdır, doğru söyler, neyse o dersiniz. Hatta başka bir doktora gidip de onu gösterme mecburiyeti duymazsınız. Yani normal bu konuda söyleyebileceğim bu. Peki hekimlerimize güvenelim, evet. Birincisi. İkincisi, ama aynı anda yapılabilir mi diyordu, üstle evet, alt? Evet, üstle alt tabii ki yapılabilir. Zaten ideal olan da odur. Çünkü biz biliyorsunuz alt çene ve üst çene anahtar kilit gibi birbirine kapanmak ve uyumlu çalışmak zorunda. Dolayısıyla da ikisi birden yapılması planlanıyorsa farklı zamanlarda değil, aynı zamanlarda. Ama bazen bir takım mecburiyetler oluyor tabii ki. Hani hastanın zamanı olmayabilir, başka sebeplerden dolayı önce üst sonra alt yapılabilir. Ama üst yapıldı, aradan seneler geçti, siz başka bir hekime gittiniz, ona da alt yaptırdınız. O zaman aynı rengi tutturmak, aynı dokuyu tutturmak zor. Aynı hekimin aynı hekimin aynı malzemeyle aynı devam etmesi fayda var. Yoksa... Bir telefonumuz var, müsaade ederseniz. Elif Nur Polat bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, çok heyecanlıyım ben. Olsun, biz de öyle. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun, hemen sorunuzu alalım. Benim ön iki dişimde kararma var. Siz önünüzde göstermiştiniz. O iki diş çekilmeli mi? Yoksa yerine alternatif dişlerim yerinde duracak ama başka işlem yapılabilir mi? Bir de bir tane daha sorum olacak. Zamanınızı çalmayayım. Benim bir tane çok çürük bir dişim vardı. O dişimi kanal tedavisi uygulanarak içine dolgu dolduruldu. Bu ne kadar sağlıklı, doğru mudur diye hocama sormak istiyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Ben sağ olun sorularınız için. Kolay gelsin, hayırlı günler. Evet, iki tane sorumuz evet, var. Şimdi ön iki dişi karardığını söyledi hasta. Önce kararmanın durumuna bakmak. Demin estetik sorunun teşhisini koymak dedim ya. Kararmanın tabii çeşitleri var. Bazen sadece dişleri iç beyazlatmayla beyazlatıyoruz ve başka hiç dokunmamıza gerek kalmıyor. Daha ileri bir kararma varsa, işte üzerinde eski dolgular falan gibi bir takım şeyler varsa o zaman biraz daha geniş çaplı hareket etmemiz gerekir. Bazen estetik dolgularla halledebiliriz, bazen de söylediğim gibi laminalarla. Ama çekim dediniz, onu ne diyeyim, duymamış olayım diyeyim. Ön iki dişin çekilmesi söz konusu değil tabii ki. Yani üstüne çok yapılacak şey var. Çok o yapılacak dişleri şey var. Temel kullanmak şartıyla. Evet, evet. İkinci soru neydi? Çürük kanal tedavisi ve dolgu. Evet. Bravo. Şimdi kanal tedavisi yaptığımız zaman bir diş, daha doğrusu biz kanal tedavisi yaptığımız için demeyelim. Bir diş kanal tedavisi yapılma mecburiyeti doğurduysa onda zaten çok madde kaybı vardır. Biz de biraz kanal tedavisi için açıyoruz. Dolayısıyla geriye kalan diş tabii zayıflıyor diş. Geriye kalan diş çok kuvvetli değil. O zaman bizim bunu çiğneme basınçlarından çıkartmamız gerekiyor. Yani üzerine öyle bir şey koymamız gerekiyor ki artık çiğnediğimiz zaman o dişe, daha doğrusu dişin kalan duvarlarına basmayalım. Biz bu tip durumlarda dolgudan daha çok kanal tedavili dişlerde ya onlay dediğimiz bir sistem var. Aslında bugünün konusu değil ama kısaca ondan da söz edeyim. Onlay aslında bir dolgunun biraz modifiye edilmiş şekli. Biz dolguyu ne yaparız? Dişin ortasına koyarız. Dolgu çok kabaca böyle çukuru doldururuz. Onlay'de dişin bu dışarıda korumasız kalmış duvarlarını da biraz indiriyoruz. Ve dişin içini doldurduğumuz gibi bu indirdiğimiz yerlere de dolgu yapıyoruz. Yani dişin çiğneme yüzeyi tamamen dolgu. Bunu porselenden de yapıyoruz, kompozit dolgulardan da yapıyoruz. Kanal tedavisinde bu daha uygun. Benim kullandığım yöntem bu, onlay. Çok da onlay yapamayacaksak, dolguya hiç yapamayacak durumdaysak o zaman daha başka tabii. Kaplamalar falan devreye giriyor ama kaplama yine sonraki bir peki, aşama. Peki, son bir dakikamız var. Burada gülüş dizaynı için ne yapmak lazım? Yani şimdi mesela hanımefendi diyor ki dişim kararmış, iki dişim. Ona gülüş dizaynı yapacaksınız. İki dişi kapladım, oldu mu? Evet. İki dişi kapladım bazı vakalarda da oldu tabii ki. Laminalar, yani dediğim gibi sorun sadece onunla sınırlıysa iki dişi kapladım oldu. Bu da bizim için bir gülüş dizaynı ama gülerken nereye kadar görünüyorsa, kaç diş görünüyorsa, tabii düzeltilmesi gereken de bir şey varsa biz üstte mesela 10 diş deriz gülüş için. 2, 4, 6, 8 ile gülüşü toparlayamayız. Çünkü arkadaki dişler sırıtır bu sefer de. Gülüş dizaynında da aslında gülerken gördüğümüz neyi görüyorsak onu düzeltmek. Gülüş dizaynının en Türkçesi, en kısa açıklaması bu. Peki, diş hekimi Müfit Kursoğlu sizin gibi konusuna ederim. Gerçekten kendini adamış hekimlerle beraber olmak çok keyifli efendim. Aynı şekilde. Şimdi bugün de programımız bitti, sona erdi. Ancak
Bu süre nasıl geçiyor ben hiç anlamıyorum. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz? Yani ben 30 senedir tıbbın içindeyim. Fakat tıbbın içinde olmama rağmen her gün bir şeyler öğreniyorum. Her gün yeni yeni şeyler geliyor. Sorularımız geliyor. Çok keyifli anlar geçiyoruz. Hem konuklarımızla hem izleyicilerimize ve hem ekran karşısında sizlerle beraber. Efendim yarın yine aynı saatte 360 ekranlarında karşınızdayız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.